bilindiği gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelli vatandaşlarımızın her birine mutlu, huzurlu, güvenli bir hayat diliyorum. Elbette engelli vatandaşlarımız için bu hükümetler zamanında bir takım adımlar atıldı. Bunlara da rastlıyoruz ama en ciddi adımı 1996 yılında başbakan olduktan sonra Sayın Erbakan zamanında, rahmetli Erbakan zamanında atılmıştı. Böyle bir müessese kuruldu. Böylece engellilerle devletin bağının sürekli olarak devamı sağlanmaya çalışıldı. Ama o günden bugüne de çok büyük bir mesafe kat edildi dememiz de mümkün değil. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki engelli vatandaşlarımızın %60'ı hayatın her alanında zorlanıyor ve asgari imkanlardan da maalesef yoksun bulunuyor. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi engelli vatandaşlarına sağladığı refah düzeyidir. Onlara engelsiz bir hayat sunmak gerek devlet gerekse millet olarak hepimizin önemli bir görevidir. Biz Saadet Partisi olarak engelsiz bir Türkiye için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her platformda bu özel vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin ihtiyaçlarının takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz, etmekte fayda görüyoruz. Türkiye'deki yapılan büyük yatırımların dünya ölçeğiyle mukayese edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Köprü yapıyoruz. Aynı köprüyü dünyanın dört bir tarafında da yapıyorlar. Gidip bakın bakayım o köprü orada kaça mal oluyor, Türkiye'de biz kaça mal ediyoruz. Tüp geçit yapılıyor. Başkaları da yapıyor. Birileri gitsin bunu araştırsın. Biz de gerektiği takdirde araştıracağız. Bizim vakıf olduğumuz bilgilere bakıldığı zaman rakamlar korkunç. Onun içinde bu kadar da abartı olur mu denmesin diye bir şey söylemiyorum fazla. Şundan emin olun, en küçüğü 3 misli. Bu ne manaya geliyor? Birileri bir yerlerden hakları olmayan bir kazanç temin ediyor. Bu manaya geliyor. Elbette bunun üzerine gidilmeli. Elbette bunu yapandan hesap sorulmalı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim adımı bir yere karıştırarak kimse bir menfaat temin etmesin diyor. Diyor da 15 yıl sonra söylüyor. Bundan öncekiler ne olacak? Bunların tamamının araştırılması hem siyasi partilerin hem de Türk insanının tatmin edilecek bir cevap, insanına tatmin edilecek bir cevap verilmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan bir çıkış yaptı. Şunları söyledi. Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Buradan sesleniyorum. Önce kabinemize sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir dedi. Allahu Ekber. Yani gelirken alkışladığınız sermaye giderken tehditle burada durmaz. Bir defa bundan sonra Türkiye'ye kimse zırnık vermez seni bu tavrından sonra. Verir mi ya? Hiçbir yerden onun için varlık fonu yürümedi. Çünkü Türkiye'ye güvenmiyorlar. Türkiye'de maalesef büyük iş adamlarının da bir kısmı bugün Türkiye'yi güvensiz gördüğü için Türkiye'den yurt dışına sermayesini naklediyor. Bu hükümeti olumlu bir takım tedbirler almaya yönlendireceğine tehditkar bir tavır sergilemesine vesile oluyor. O zaman burada sermaye kalmaz. Amerika Devlet Başkanı Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ilan edeceği ile alakalı bir karar. Bizi oyuna getirdiler. Bugün için oyuna getirdiler. Yarın daha büyük kararlar alacaklar.
bugünkü büyük Orta Doğu projesinin ne olduğunu bilmeyenler geçmişte biz de büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyız dediler. Sonra da ne vazgeçtiklerini söylediler ama oyuna geldiler. Niye Irak'a girildi? Niye Afganistan işgal edildi? Niye Suriye'de bu hadiseler meydana geldi? Niye Libya'da Kaddafi ortadan kaldırıldı? Mısır'da niye demokrasi yok olurken kimsenin sesi çıkmadı? 3-5 tane mırıldanmanın Amerika, Avrupa umurunda bile değil. İsrail'de şimdi son yapılan açıklamalara karşı bir tepki göstermiş. Siz bunu ne derseniz deyin, Kudüs İsrail'in 3000 yıldır başkentidir demiş. Hele şuna bak. Bu tavır karşısında hükümet ne yapacak ben merak ediyorum. Nasıl bir merak içindeyim ki işe başlarken en büyük desteği onlardan aldılar ve onlara verdiler. Avrupa Birliği bunun bir oyunu, bir maşası Siyonizmi. Amerika bir maşası. Ve şu anda da Türkiye Mavi Marmara ile ilgili olarak aldığı kararda kendisinin sadece yardım gönderen insanına bile sahip çıkamayacağını gösterdi. Bana mı sordunuz diyor. E peki niye sahip çıktınız öyleyse? Orada şehit düşen insanların ahı tutar bu hükümeti. Ayakta kalamazlar. Bunlar bunun farkında değiller. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demişler. Şimdi tavır sergileyeceksin. Neye yarar ki? Kim itibar eder ki? İş işten geçtikten sonra atı alan Üsküdar'ı geçmiş durumda. İslam ülkeleri birbirine girmiş. Irkçılık her tarafı sarmış. Kürtsün, Türksün, Arapsın, Peştunsun, Özbeksin, Taciksin. İnsanlar birbirlerini boğazlıyorlar. Böyle bir durumda işte Yemen. Allah'tan korkun ya. İslam hali bir araya gelip şu Yemen'deki faciayı önleyemiyor. Arakan'a müdahale edemiyor. Libya'da esir pazarları kurulmuş. Bununla ilgili başkaları çalışıyor. Bizden gık çıkmıyor. Böyle bir anlayışla siz ülkenin problemlerini hele dış politikada dışarıda nasıl çözeceksiniz ki? Lafla peynir gemisi yürümez. Biz şimdi sadece hükümetten laf işitiyoruz. Halbuki bizim beklentimiz icraat. İcraat da müsbet yönde icraat. Üzülerek söylüyorum tekrar. Bazen arkadaşlarımız bir ümit var mı? Bunlar acaba bu ülkenin problemlerini çözecek bir noktaya gelebilirler mi diyor. Benim ümidim yok. Neden? Çünkü bugüne kadar takip ettikleri politikaların tamamını sil baştan değiştirmeleri lazım. Tamamını. Şunu herkes bilmeli ki Kudüs bizim kıblemizdir. Üçüncü şehirdir. Müslümanlar yönünden makbul kabul edilen ziyaret için sebep vesilesidir Kudüs. Meşru bir sebep vesilesidir orayı ziyaret etmek, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek. Onun için Kudüs bizim onurumuzdur. Kudüs bizim namusumuzdur, izzetimizdir dersek kesinlikle abartmış olmayız. Kudüs bir İslam şehridir ve kimsenin tereddüdü olmasın bir İslam şehri olmaya da devam edecektir. Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu bu kargaşaya bakarak bunlar bunu engelleyemezler zannetmesinler. Bu coğrafya geçmişte Moğol istilalarına, Haçlı seferlerine maruz kaldı ama bunların hepsini bertaraf etti, üstesinden geldi. İsrail'in, ABD'nin planları da böylece bir gün boşa çıkarılacaktır. Kudüs mutlaka kurtarılacaktır bunların zulmünden.